Çolakoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Ufuk Akgüs'le beraberiz. Referi diye şey yapıyorlar. Klasik. Klasik. Aslında ilk hakem konuğumuzsun. Bu video dizisini, röportaj dizisini şu amaçla, zaten seninle ara sıra hem basketbol genelinde hem hakemlerle ilgili ara sıra sohbet ediyorduk. Bunu biraz daha insanlarla paylaşalım. Tecrübelerini, seni konuşturarak tecrübelerini aktaralım. Belki basketbolu yönetenlere, yönetecek olanlara da bir ışık tutar diye düşündük. Türk basketbolunun 2021'e bir yol haritası çizilse, içine 7 tane soru ben koydum. Bir tane basketbol oyuncularıyla başlayalım önce işe. En son hakemlerle bitireceğiz. Yeni bir nesil çıkıyor ortaya. Böyle zaman zaman iyi jenerasyonlar geliyor Türk basketboluna. Şimdi bir böyle bir 95, 96, 97 jenerasyonu altyapıda milli takımlarda Avrupa şampiyonları olarak üst üste, üstüne dünya üçüncüsü olarak böyle bir ekip geliyor. Bunların şimdiki jenerasyonun içine entegre edilebilmesi için bir planlama olmalı mı sence? Ve bunun safhaları sence nasıl olması lazım? Şimdi yani ben tabii burada bir antrenör ya da bir basketbol yöneticisine göre yapacağım yorumlar biraz daha yüzeysel olabilir. Çünkü onlar çok daha işin içine. Biz hakemlik olarak yani hakemlik hayatımızda daha çok hep teknik konularla ilgileniyoruz. Ama ben basketbol çok sevdiğim ve sen oynuyorsun hala oynuyorsun. İçin, evet. Ekstradan takip ediyorum. Takımları, oyuncuları, NBA'yi, yani basketbolu ilgili her şeye. Sen bir de sosyal sıcağını. Bir insansın. Yani hem antrenörlerle hem basketbolcularla da yakınsın. Biz zaten ben teknik adamları konuşturuyorum. Hani senin gözün hep hakem arkadaşlarının bakış açısı daha farklı olduğu için senden satır aralarında bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Yani genç oyuncular her dönem yıldız oyuncular çıkıyor. Ama tabii son birkaç seneye baktığımız zaman bu biraz daha fazla gibi. Dediğiniz gibi yani işte Egemenler, Cedi Furkan, Mavrit'e Tolga. Yani bir sürü oyuncu var. Bu çocukların yani bunun gibi birçok yıldız daha önce geldi. Kaybedilenler oldu. Ama baktığımızda Hidayetlerin, Harunların işte ikinci olduğu Seneki gibi ya da şu an Türkiye liglerinde baktığımız zaman biraz tabiri amiyane sazı eline alacak yıldız Türk oyuncu şu an yok liglerimizde. Herkes biraz yabancılara bel bağlamış durumda. Bu çocukları kaybetmemek için bence yapılması gereken tabii ki büyük takımlarda her zaman büyük hedefleri var. O yüzden bazı şeyleri riske alamıyor olabilirler. Dönemsel olarak bunları daha orta ölçekli takımlarda bu liglerde oynatarak süre almalarını sağlayarak pişirerek artık bu kiralama yöntemiyle mi olur yoksa işte belli bir anlaşmayla mı olur çocukları kaybetmemek lazım. Çünkü şimdi tabii devamlı şu konuşuluyor yani Türkiye erkek basketbol takımı çok başarılı olmuyor turnuvalarda ama dünya geneline baktığımız zaman devamlı başarılı olan ülke sayısı da çok fazla değil. Yani Amerikalıları tabii istisna tutarsak. Ötekilerde İspanya, de hep bir evet. İspanya nispeten. Ama mesela bence onlar da artık yaşlandı ve alttan gelen çok fazla oyuncuları yok. Belki 200 sene sonra İspanya içinde böyle çok başarılı turnuvalar göremeyebiliriz. Ama işte Litvanya'da, Rusya'da, Yunanistan'da illaki bir iniş çıkışlar oluyor. Bu bizim için de olması normaldir hep. Yani bu kadar iyi basketbol oynayan ülkeler arasında bizim de devamlı bir ilk üçe girmemiz ya da ne bileyim final oynamamız çok olası olmayabilir. Ama yeniden yapılanarak 3-4 senelik bir yapılanma sonucunda uzun bir süre bu turnuvalarda hem boy gösterip hem de
tatmin edici derecelerle başarılı olabiliriz. O yüzden de bu çocukların tabii ki süre alacağı organizasyonları yapmak lazım. Bana mesela şu an geçen seneki adıyla ikincilik, bu seneki adıyla birincilikte oynamaları da çok mantıklı gelmiyor. Çünkü iki lig arasında oynanan basketboldaki fark azalsa da bence farklı. Çünkü şu an birincilik çok daha sert. Ama Süper Lig sertliği biraz daha oyun anlayışı, belki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı daha taktiksel, daha bir takım dengelerin farklı olduğu bir şekilde, yani seyir kalitesi çok farklı olmayabilir. Ama bir şey var, bir fark var. Yani o yüzden orada pişmesi bence daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir alt liglerde piştiği takdirde ya da kurulacak bir ümit liginde oynadığı takdirde gene kendi akranları ve kendi şeylerle oynayacak. Bir üst grupla oynamayacak diyorsun yani. Çıtayı biraz daha yukarı taşıması için belki 20 sayı, 30 sayı atmayabilir, 10 sayı atsın ama onların şeyini, standardını zorlaması bence onların gelişimine daha çok katkıda olacaktır diye düşünüyorum. Bu taraflarda seni çok zorlamayacağım ama hakem konusunda, yani son zaten o, orada senin değerli fikirlerin var. Ben de bir kısmına katılıyorum. Herkese sorduğum soruları seninle paylaşıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda tabii bir Sayın Başkan Harun Erdenay şu Rio'ya gidecek eleme, inşallah Allah söyletti belki de, eleme grubuna Ergin Ataman'la devam edeceğiz dedi. Bu işin hani politikasıyla ilgili, isimlerle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Strateji konuştuğumuz için. Sence milli takım koçunu ne sürelerle anlaşma yapılması lazım? Hani kısa dönem mi, uzun dönem mi? Yani buna kimsenin kısa dönem diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü milli takım farklı bir ortam. Şimdi son yıllarda Fenerbahçe'nin koçu milli takımın antrenörü oldu. Şimdi Galatasaray'ın koçu milli takım antrenörü oldu. Ben milli takım antrenörünün ayrı olması taraftarıyım. Yani sadece milli takımda milli takım çalışması. Antrenörü yapması. Çünkü her ne kadar lig takımına da bir vakit ayırsa, diğer takımları, oyuncuları, staffı belki çok fazla izleme imkanı olmayabilir. Tamamen oraya konsantre olursa belki yapılan işlerin kalitesi daha da kaliteli hale gelebilir. O yüzden ben açıkçası milli takım antrenörünün sadece milli takımda çalışmasını yapmasını konusunda çok taraftar değilim. Tabii o zaman ona göre de o kişiye bir projeksiyon, ona göre bir şeyler çizilmesi, tabii, profesyonel ona göre bir şey, bir anlaşma yapılması lazım. Daha önce de yapıldı böyle yani şeyler. Yani yapmıştır. Peki Süper Lig'deki yabancı sayısı bu sene 2 sene için anlaşılmıştı, 6 yabancı. Sence bundan sonraki dönemde yabancı sayısının kaç olması makul ve nasıl bir uygulama yapılması lazım? Burada neyi kastediyorum? İşte sahada kaç tane yabancı olmalı? Bu yabancıların pasaportları sence önemli mi yoksa serbest mi kalmalı gibi? Yani bence pasaportlar çok önemli değil. Şimdi burada tabii ben her fikre saygı duyuyorum. Ama tabii ki sahada daha fazla Türk oyuncu görmeyi tercih ederim. Hakemlik yaptığım yıllarda Harun'un, Orhun'un, Levent Topsakal'ın, Mirsat'ın, Mehmet Okur'un oynadığı maçlarda hakemlik yaptım. Burada bu oyuncuların maçın kaderini değiştirecek performanslar sergilemesi herkes için mutluluk verici bir şey. Ama tabii burada şeye de bakmak lazım, yani tabii ki bir takım şeyler var söylenen, yani Türk oyuncular da kendini geliştirsin, sahada yer alsın gibi. Ya ben buna da katılıyorum tabii ki. Nasıl yabancı bir oyuncu, biz yabancılardan tabii ki bazı şeyleri öğreniyoruz, kendimize oyuncu olarak, hakem olarak bir şey alıyoruz, feedback alıyoruz. Burada da Türk oyuncular, genç oyuncu arkadaşlar özellikle yapacağı ekstra çalışmalarla kendilerini
onlarla yarışacak seviyeye taşıyabilirler. Rekabete yani girebilirler. Bunu sadece işte yabancı sayısı şudur, işte Türk sayısı budur, işte o oynasın mı bu oynamasın mı dan çok işte o zaman Türk oyuncuların nasıl daha da geliştiririz zi konuşmak lazım. Şu an NBA'de o yıldız diye dediğimiz birçok oyuncu işte LeBron James Hakem Olajuwon'la idman yapıyor. İşte başka birisi başka biriyle idman yapıyor. Böyle normal antrenman dışında işte yazın workout'lar yapıyorlar. Ve ben bunları çok ciddi de takip ediyorum ve hoşuma da gidiyor. Mesela LeBron James'in bir yaz idmanını seyretmiştim. Yani adam şu an dünyadaki belki en iyi 3 oyuncudan biri diyebiliriz. Ama bir altyapı oyuncusu gibi Hakem Olajuwon'un her söylediğini yapmaya gayret ediyor. Saatlerce çalışıyor. Yani bu kadar çok çalışmanın sonunda da tabii ki başarılı olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir şeyi ne kadar çok tekrar ederseniz o işi yapmanız hayatınızın bir parçası otomatik oranda başarılı olması evet. Daha şey yani. O zaman 6 yabancı hani ben bunun sonunda çünkü bir de böyle bir tablo da hazırlamayı düşünüyorum. Hani 6 yabancı gibi düşünüyorsun. Rekabete girsinler ama sahada da mümkün olduğunca fazla Türk oyuncu kalsın. Yani ben eğer illaki bir adet belirtmek gerekirse minimum 2 tane Türk oyuncunun sahada olmasını isterim takımlarda. Onun bir Türk oyuncuyu seyretmek isterim. O zaman hani kenarda da ya 3 ya 2 tane de bench'te şey olacak. Yabancı evet. Olacak. Evet. Tamam. Peki acaba bu arada geçiş ligi, geliştirme ligi gibi bir şey olmalı mı? Bu soruyu soracaktım ama sormayacağım ikinciyi. Bireysel gelişim antrenörü olmalı mı? Zaten cevabını Akın Olajuwon'la beraber vermiş oldum. Hı. Orada şey yapmayalım. Sence arada bir lig olmalı mı yani? Bir geliştirme ligi olmalı mı? Yani sanki bu oyuncuları başka takımlarda süre alarak mevcut yerde şey yapmak. Çünkü bu yeni bir lig olacak bu sefer geliştirme ligi derken. Evet. Şimdi insanlar buraya eksik kadrolarına gene yabancı oyuncu alacaklar. Yani bu sefer yeni bir lig de türemiş de olabilir. Sırf Türklerden desek işte Ümit takım turnuvaları gibi bir şey olabilir. Ne kadar katkı sağlar çok emin değilim. Çünkü gene birbirleriyle oynayacaklar. Yani ben daha zorlu rakiplerle oynayıp kendilerini ispatlamaları ve o çıtayı aşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tarz. Peki abi. Peki, Türkiye'de bir yabancı antrenörler silsilesi yaşanıyor birkaç senedir. İşte Yunanistan ve İtalya'daki basketbola yatırılan bütçenin düşmesinden sonra ekonomik şartların bozulmasından dolayı. Türkiye'de tabii basketbola yatırdığı bütçelerin yükselmesi, ekonominin yükselmesinden dolayı yabancı antrenör, dünya çapında da iki tane yabancı antrenör var, başka yabancı antrenörler de var. Sence yabancı antrenörler Türkiye'ye gelirken bir kriter koyulmalı mı? Her yabancı antrenör istediği gibi gelmeli mi? Bir de sağ kenarında senin gözlemine göre hani kaç tane yabancı antrenör olması daha uygun olur? Böyle yani düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Bence yabancı antrenörün dışında staffta ki bütün herkesin Türk olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii çok kaliteli yabancı antrenörler geliyor ülkemize. Yani biz kendimizi geliştireceksek yardımcı antrenöründen istatistikçisine kadar fizyoterapistine kadar herkesin Türk olması ve kendini bu yabancı antrenörle geliştirerek üzerine koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani artık dünya düz. Herkes her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Yani bizim fizyoterapistimizin verecekleriyle yurt dışından gelen bir fizyoterapistin verecekleri ya da yardımcı antrenörün verecekleriyle diğer yardımcı antrenörün verecekleri arasında çok dağlar kadar fark olduğunu zannetmiyorum. O yüzden tabii ki takımların da hedefleridir. Saygı duyuyorum. Bu yüzden Türk antrenörle çalışmak istemeyebilir. Ya da çalışmıştır bir dönem, bir de bunu denemek isteyebilir. Buna tabii takımların şu kadarında yabancı olsun, bu kadarında Türk olsun da diyemem. Ama eğer yabancı antrenörünü
bir antrenörle anlaşıyorsa kulüpte benim staffımı geliştir diye antrenörden böyle bir beklenti içine girmeli. Evet, katılıyorum. Hep bu örneği, bütün röportajlarda bu örneği veriyorum ama futboldan veriyorum. Derval ve Piontek şu an Türkiye'nin kaderini çizen 3 adamdan 2 tanesi. Fatih Terim ve Mustafa Denizli var. Hani Şenol Hoca da şimdi çok önemli yerlerden geldi. Bir felsefe getiriyor. Basketbola baktığında, aslında lige baktığında da bir sürü koç Aydın Örs'ün yanından yetişip tabii, şu an lige, yani Aydın abi bunu başarmış bir insan ayrıca. Başka koçlarda da başarılan var ama hani ilk etapta hani Ergin'in, Oktay'ın, Hakan Demir'in ligimizde koçluk yaptığında baktığın zaman o bench'ten genel tabii, insanlar. Ufuk Sarıcı o takımın kaptanlarından bir tanesi. Evet. Bu değindiğin konu benim de hassas olduğum bir konu. Şimdi senin uzmanlık diyorum, kusura bakma, yani öbür konularda da şey, ama seni esas konuşturmak istediğim şey hakem konusu. Bunu istiyorsan önce ikiye ayıralım. Uzun sohbet ederiz. Bir tanesi şimdi elde bulunan hakem jenerasyonunun gelişimi, yıllar içerisindeki gelişimi, kendi gelişimleri sence yeterli mi? Daha neler yapılabilir? Yani ben hani bu konuşmalarda şöyle düşünüyorum, serbestsin. Eskiye atıfta bulunmaktansa ileriye bir projeksiyon yapıp ışık tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Senin fikirlerine de ben değer veriyorum. Yani sohbet ettiğimiz için bunu bizlerle paylaşırsan sevinirim. Şimdi tabii ki işin en kolay kısmı mevcutu silmek ve yeni başlamadan başlamak. Yani yeniden başlamak. Yani şu, tamam ben bu hakemlerle bu ligi yönetmiyorum ama yeni hakemlerle ben yetiştireceğim. Bu hakemlerle 3-5 sene sonra çok daha iyisini yapacağım da diyebilir federasyon. Bu bir direkt bir çözüm değil. Çünkü şu an mevcut hakemlerin içinde de gerçekten iyi hakemler var. İyi hakemlik yapanlar var. İyi hakemler, iyi hakemlik yapamayan ama iyi hakemlik yapabilecekler var. Potansiyeli olanlar var. Şimdi işin şey kısmına girmek istemiyorum çok. Ama geriye dönük konuşmayalım dedik ama. Sen bilirsin, yani, orada serbestsin yani. Ben 2008 yılında hakemliği bıraktığım zaman Metin Şahin'in ikinci dönemiydi. Yani ben ikinci senesinin devre ortasında hakemliği bıraktım. Çünkü ben o şekilde bir yönetimle hakemlik yapmaktan mutlu olmadığımı ve bir yere varılamayacağını düşündüğüm için ve yıllardır da özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptığım için bu şekilde yönetimle bir yere varamayacağımızı gördüğümden hakemlik yapmak istemedim. O ortamda bulunmayı tam vazgeçtim ki ben de bu hakemliğe çok uzun yıllar emek verdim. Yaklaşık 18 sene birinci ligde hakemlik yaptım. 500'den fazla resmi maç yönettim herhalde, yaklaşık tahmini olarak söylüyorum bunu. Ve yönettiğim maçların genelde o dönemler sen de çok aktif olarak, yani antrenör, menajerlik sahadaydım ve biliyorsun. Genelde zorluk derecesi çok yüksek maçlar yönettim. Yani benim de kendime göre bir takım istatistiklerim var. Ama o dönem hakemine çok zarar verdi. Zarar vermesinin nedeni hakemler biraz kişiliklerini kaybettiler. Bu meyakenin tutumundan dolayı. İlişkilerini yönetemediler. Ben hakemliğe sadece kural kitabına bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yoksa size şu tip örnekler de verebilirim. Yani kuralları ezbere bilen, şu an açıp oturup kural sorsak 100 alabilecek ama sahaya çıktığı zaman maç yönetemeyen ve yönettiği maçlarda sıkıntı olan birçok hakemle ben hakemlik yaptım. Oyunculuk gibi bir şey aslında. Yani aynen öyle. Şöyle, yani teoriyi pratiğe dönüştürmek çok kolay değildir. Çünkü 10 tane kişi var. Hepsi senden bir şey istiyor. 2 tane de kenarda var. Bir de binlerce insan da tribünde var aslında. Yani herkesi memnun etmen lazım orada. Yani belki hem öyle hem de sana ya aslında memnundan çok lazım. Biz mesela kenardayken veya idarecilik yaparken ben bir hakemi gördüğüm zaman benim kafamda onun bir imajı vardı. Nerede olsam tamam abi, bugün iyi oynarız kötü oynarız ama
adil bir yönetim gösterecek. Bence bu etiketi vermek bir hakem için her şeyden en önemli diye düşünüyorum. Yani şimdi zaten en büyük sıkıntı şu an yaşanan sıkıntı o. Yani insanların hakemlere güveni kayboldu. Hmm. Güveni kaybolduğu için artık en ufak bir hatada arkasında bir şeyler aramaya başladılar. Bundan dolayı da bazen gidip seyrediyorum maçları. Yani doğru çalınan düdüklere bile itiraz ediyorlar. Çünkü artık bu bir şey oldu, ritüel haline geldi yani. Çünkü bir sonraki hafta ya da daha sonraki haftalarda da hataların büyümesi, büyümemesi için insanlar belki de önlem alıyorlar. Kulüpler diyeyim ya da oyuncular. Onlara da kendileri uyguluyorlar. Yani bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden herkes ben bu seneki sezonu en az hakem hatasıyla nasıl atlatırım derdini düşmüş durumda. Çünkü zaman zaman beni de bazı arkadaşlarım arıyor. Gerek antrenördür, gerek oyuncudur, gerek seyircidir. Ondan sonra ortam gerçekten çok iyi değil. Ama şöyle söyleyeyim. Yani şu an bu buzdağının bence görünen parçası 3-4 sene sonra bu çok daha büyüyecek bu sıkıntı. Çünkü şu an ligimizde baş hakemlik yapan tecrübeli bazı hakem arkadaşlarımızın hakem yaş sınırı olan 50 yaş dolacak ve ciddi bir baş hakem açığı ortaya çıkacak. Hmm. Şu an yani önemli olan maçta bence oyunun psikolojisini yönetmek. Maçta illaki yanlış düdük çalarsın. Ben de çaldım defalarca. Küme düşme maçında hata yaptım. Ama kimse gelip de bana yaptığım hatada bir art niyet aramadı. Çünkü o hatayı ya bir görme görüş hatasından ya da o anki bilerek yaptığını düşünmedi en azından. Düşünmediklerinden. Evet. Kimse bununla ilgili beni daha sonra suçlayıcı bir şeyde bulunmadı. Ya bu tip başka hakemler de var. Sadece kendim için geçerli değil. Ama şu an artık iş ondan çıkmış durumda. Her şeyde bir art niyet aranmaya başladı. Güven kaybı var. Bunun nedeni de potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyeli sahaya yansıtamayan, yıllarca sindirildiğinden dolayı hakemliğini gösteremeyen hakem arkadaşlarımızdan kaynaklanıyor. Ya bu güvenin tekrar kazanılması çok kolay değil. Bir kısmını bunu başarır mı bilemem. Ama yani şu an mevcutta hakemlik yapan hakem arkadaşların yani belki de büyük bir oranına şu an kimse güvenemiyor, inanamıyor ve mağdur olmamak için de sesini çıkarmıyor. Kılıçları çekmiş durumdalar yani. Hani bunu söylemeseler de her maç kendine göre bir itiraz rutini oluyor ki. Olmaya hani başladı acaba, çünkü bakıyorum ben takip ediyorum siteleri ya da erken insanları. Başladı aslında. Normalde bu böyle Şubat Mart gibi falan başlar. Yani, playoff yatırımı olarak ama. İşte, ama bu geçen seneden böyle olacağı da belliydi. Evet, evet. Bu sene biraz daha eşi kulüpler sıkı tutuyorlar. kimse ekstradan çünkü şeyler de çok yakın. Takımların yani bir büyükşehir belediye bakıyorsun ya da işte dipte olan Uşak, Konya evet. gibi takımlar şampiyonluk adayını yenebiliyor. Evet. O yüzden arada çok fazla bir fark da yok. Onları yenmeleri de tabii baktığın zaman kadro derinliği açısından çok kolay şeyler değil. Büyük başarılar. Onu da ufak hatalarla da oraya getirmişken kaybolursa da tabii burada bunu bu konuda feveran ediyorlar. Yani çok da haksız bulmuyorum onları. Doğru ya da yanlış yani ettikleri şey. Bazen doğru da ediyorlar, bazen yanlış şeyleri de ediyorlar. Orada şu baskı da oluyor. Sen hani bir Türkçe'de, daha doğrusu sporda şöyle bir şey ya kardeşim, gideceksin masaya yumruğunu vuracaksın diye de bir de dış baskı da var. Şimdi aynen, o A takımı onu yapıyor, B takımı onu yapıyor. Sen gidip birebir bir şey konuştuğunda, hayır yapmıyor değil, sen gidiyorsun diyorsun ki bu Sayın MHK Başkanı, biz memnun değiliz ama bunu dışarıya yansıtmıyorsun. Ondan sonra senin yöneticin veya taraftar diyor ki ya bak A takım B takım yapıyor, senin sesin çıkmıyor. Gidip masa yumruğu vursana, bir de böyle bir tarz var tabii yani. Tabii evet, yani öyle bir baskı da var. Evet. O yüzden yani onları oynaman da gerekiyor zaman zaman.
Peki. Gelelim hakemleri. Şimdi tamam, böyle bir şikayetim var. Evet. Bir dönemdir esas sıkıntı çekilen yerlerden iki yer, yani ben takip ettiğim için söylüyorum. Birisi TBL, yani şu anki ikinci lig, şimdiki TBL pardon. Bir de Kadınlar Ligi. Yeni bir jenerasyonun yetişmesi için radikal çözümler var sende. Yani bu düşünceni paylaşır mısın? Evet. Yani şu an profesyonel liglerin haricinde birinci lig ve ikinci lig altyapıda da çok ciddi sorun var. Evet. Çünkü eğitimle ilgili hakem eğitimiyle evet, ilgili nasıl bir şey yapıldığını ben şu an net bilmiyorum. Yani çocukları kurstan 15 gün, 20 gün, bir ay kurs mezun verip de mezun edip sahaya salıp çaldığı bir tane, iki tane, onu böyle çalma, böyle çal demekle hakem yetişmez. Oyunu anlatmak lazım. İnsan ilişkilerini biraz arttırmak lazım. İletişimi güçlendirmek lazım. Ben de şu an yaklaşık 2 aydır özel turnuvalarda haftada bir gün hakemlik yapıyorum. Benden önceki ya da sonraki maçı seyrettiğim zaman hakem arkadaşlara, bakın öncelikle diyalog kurun. Bu diyaloglarla da bazı şeyleri çözebileceğinizi göreceksiniz diye bir takım şeylerde bulunuyorum, önerilerde bulunuyorum. Şimdi hakem yetiştirmek için en büyük kaynak kulüplerde. Çünkü ellerinde bir sürü oyuncu var altyapıda. Özellikle genç takımda, şimdi baktığımız zaman genç takımdan da her oyuncu A takıma çıkmıyor, çıkamıyor. Evet, evet. Başka kulüplere gidiyor, başka kulüplerde şansını deniyor. Veya amatörce oynuyor. İçlerinde akademik olarak da kendini geliştirenler var. Yani ikisini bir arada yürütenler de var. İşte bu tip oyuncular hakemlik için çok uygun adaylar. Çünkü birincisi, ben şuna karşıyım. Lise takımında 3 tane maça çıkmakla ya da amatör kümede işte bilmem ne takımda oynamakla basketbolun bilindiği, ben basketbolu biliyorum ama ben karşıyım. Basketbolu biliyorum demek genç takım seviyesinde ve daha üstünü zorlayacak seviyeye yakın basketbolu biliyor olmak ve iyi organizasyonlarda yer almak. Yani şöyle, basketbolu tabii bilmek de bir göreceli bir kavram, ne kadar bildiğinde. Ama hakem yetiştirmek altyapın, için... Bilgi altyapın olmuş oluyor bu söylediğin, evet, seviyede. Hakem olmak için bence bu kadar üst düzey yakın oyuncu olarak oynamak çok önemli. O zaman sahadaki oyuncuları çok daha iyi tanıyorsun. Ne yapacağını, ne yapmayacağını biliyorsun. Hangi temastan ne çıkacağını, evet, biliyorsun. Antrenörü iyi tanıyorsun. Yardımcı antrenörü tanıyorsun. Kulüp yöneticisini tanıyorsun. Çünkü hep onlarla bir diyalogtasın. Bu tip profillere hakemliği öğretmenin sonucunda başarılı olma yüzdesi daha yüksek bence. O yüzden kulüplerle bir şey yapıp, bir tarama yapıp kulüplerde, bu sadece kulüpler değil, aynı zamanda üniversiteler de olabilir. Erken yaşlarda bu tip kişileri hakemliği cezbedecek şekilde şimdi ağzından aldım, evet, anlatıp, çünkü hakemlik de ciddi bir kariyer. Dediğim gibi yani, belki burs vereceksin Ufuk. Yani diyeceksin ki 15 kişi ben tespit ediyorum Basketbol Federasyonu olarak. Sizin lisedeysen liseden sonraki üniversite, eğer bu işe bana söz veriyorsun, gel imzala. Bunu yaptıktan sonra işte, yani evet, biliyorsun bursları tabii, nasıl verildiğini. Yani burs da verilir. Cazip hale gelecek ki öbür türlü kalifiye insanı, oğluna en baştan yetenekli adamı, en azından olabilecek adamı, daha kolay sahada işin ruhunu kavrayabilecek adamı hakemliğin içine çekmiş olursun. Çünkü buradaki en büyük avantaj, bir kere adama basketbol anlatmak zorunda kalmıyorsun. Zaten, evet, basketbolu biliyor. Dribling biliyor, şutu biliyor, fumble'ı biliyor, işte end-off'u biliyor, her şeyi biliyor adam. Yani adama onu anlatmıyorsun. Arada seçeceğin karakteri düzgün olarak, yani bunu da sen tabii ki tecrübenle şey yapabilirsin. Karakteri düzgün, adil olması konusunda hassas kişileri kendi tecrübenle seçip aralardan
Yani çok basit. Her ilden bir kişi çıkaracağız. Çıkarsan zaten hakem sorunu çözmüş olursun. Yani her kulüpten bir kişi değil. Yani basketbolun yoğun oynandığı işte 8-10 tane ilden birer kişi. Yani şu an bize 10 tane böyle pırıl pırıl çocuk gelse yetişme zaten, süresi ne olur onların? Lige değme süresi 5 sene olur mu? Yani 5 senede birincilikte düdük çalacak seviyeye gelir. 10 seviyede de 10 sene içinde de birincilikte baş hekimlik yapacak. Ama tabi burada doğru kişilerle maç yönetmesi lazım. Yönettiği maçları seyretmesi lazım. Hayır, gelişimini ve eğitimini tabii, devam ettirecek. Devam edecek. Tabii. Bir rol model hakemlerin seçilmesi lazım. Onlarla beraber maç yönetmesi lazım. İletişimle ilgili bir takım kendilerine destek lazım. Vermek lazım. Çünkü oyunun psikolojisini iyi yönettiğin zaman hatta yapsan da kenarlar ya da oyuncular onu tolerde edebiliyorlar. Ama hiç iletişim kurmazsan bu sefer kenardaki ya da oyuncu ya bir art niyeti mi var acaba diye kalkıp senin hakkında böyle bir yorum yapabiliyor. O yüzden ben geçenlerde bir yazı yazdım bir internet sitesine. Söylemem bir mahsur var mı? Yok abi, söyle, destekçimiz onlar. Basketbol.com'un Necip abinin sitesine. Burada şey dedim, herhalde yanlış anlaşıldı orada. Hakemlerin oyuncularla, antrenörlerle biraz daha iletişim içinde bulunması lazım. Yani yeri geliyorsa yemek yemesi, çay içmesi lazım dedim. Buna gördüğüm kadarıyla bir takım yorumlar eklenmiş. Ama yani ben bunun hiçbir zarar olacağını düşünmüyorum. Ve bunda da kesin olarak şeyim. Yani ben bir maçtan önce bir takımın antrenörü ya da oyuncusunu bir kafede, bir şeyde, restoranda gördüysem oturup yanına sohbet edebilmeliyim. Bunu gören diğer takımın antrenörü de buraya gelip orada oturmalı. Yani beni orada onunla oturup bir şeyler yiyorum, içiyorum diye gördüğü zaman kafasında acaba bana şunu çalar mı, bunu çalmaz mı şeylerini düşünmemeli. Zaten onu düşünen bir ortam yarattıysak ki şu an öyle bir şey olsa insanların ilk düşündüğü şey bu olur. O zaman bizim her şeyi baştan yazmamız lazım. Yani hiç bunları konuşmamamız lazım. Dozerle, tekrar oturup herkese NLP yapmamız lazım. Baştan yazının icadından gibi oturup konuşmak lazım. Yani bunları aşmak lazım. Yani bir hakemin orada onunla sohbet etmesi ya da biraz samimi görünmesi sahada bir şey yapacağı anlamına gelmemeli. Sahaya bir şey artı bir tarafa doğru adaleti çevireceği anlamına gelmemeli. Evet. Eğer sahada bunu bu şekilde davrandığını ispatlayan ya da bildiği bir şeyler varsa insanların o zaman o kişiyi de sahaya hakemlik yapması için sokmaması gerekiyor. Yani onlar çünkü basketbola zarar veren insanlardır. Yani basketbola basketbolun her şeyinden zarar veren insanlar olabilir. Hakemin içinden de olabilir. Evet. O zaman onları ayıklamak gerekiyor. Nitekim bizim birinci lige hakemliğe başladığımız 90-91-92 yıllarında böyle bir takım çalışmalar yapıldı. Bir takım ilişkileri iyi yönetemeyen hakemleri federasyon tamamen organizasyonun dışında bıraktı ve Recep gibi, benim gibi, Murat gibi, Mehmet gibi, Fatih gibi birçok genci birincilikte hakemlik yapması için şeye sürdü. Bir şans verdi. Evet. Bir şey yaptı. Bunu doğru kullananlar uzun yıllar hakemlik yaptı. Doğru kullanamayanlar zaten zaman içinde kendi kendine elenmiş oldu. O yüzden ben böyle bir takım düşüncelerden insanların arınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tip düşüncelerle biz bir yere varamayız. Herkes herkese açık olacak. Niyetini açık söyleyecek. Yani hakem hata yapabilir. Tabii ki yapacak. Ama bunda art niyet arayarak onun üzerine gitmek belki o an seni bir yere getirir ama genele baktığımızda organizasyona zarar veriyor. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdın, geldin, fikrini paylaştın. Daha sonra tekrar başka konularda konuşmak üzere. İnşallah. Teşekkürler.